Merhabalar Restoran TV izleyicileri, Zirvedeki Restoranlar programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Milhan Erdem. Milhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Sizi birazcık tanıyalım. Tabii. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Adım Milhan, soyadım Erdem. 2001 doğumluyum. Kütahya'da iken oturuyorum. Yoğuncalı Turizm Otelcilik Lisesi son sınıf öğrencisiyim. Süper. Ulusal ve uluslararası katıldığım tüm yemek yarışmalarından çok iyi sonuçlarla dönüyorum. Evet, altın şefimiz kendisi. Onu da belirtelim. Evet. Kasım ayında düzenlenen Antalya Expo 2019 yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçildim. Aynen, kupa ve altın madalya aldım. Tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür ederim. Yani bu mesleği çok severek yapıyorum. İleride inşallah çok iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Ben inanıyorum gerçekten. Bugün de dünya birincisi olan aynen. bir yemek yiyeceğiz. Siz de takip edin, belki yaparsınız. Yavaş yavaş başlayalım. Tabii. Tuzla T-bone yapıyoruz bugün. Evet. Tuzla T-bone. Öncelikle yemeklik tuzumuz var, 750 gram. Yani 250 gram civarı da kaya tuzu var. Aynen. Karışık. Aynen, karışık. Çünkü kaya tuzu oldu mu tutuyor ya. Bir. Ortasını açıp 6 adet civarı yumurta kını. İçine. Aynen. Koyuyoruz. Hamurumsu bir kıvama gelesiye kadar. He, karıştıracağız. Evet. Çok tuzlu oluyor mu? Yok, tuzu hiç bulaşmıyor. Vallahi. Vallahi. Nasıl çünkü olacak? Yağlı kağıda sarıyorum onu. He. Bakın isterseniz. Ay, ne güzel gözüküyor. Şimdi karnabaharı parçalıyormuş gibi aynen. gözüküyor. Yumurta sert bir şey yapıyor yani bunu pişince. Değil mi? Beton etkisi veriyor. Zaten piştikten sonra görürsünüz. Bak. Ay, kar topu gibi evet. oldu. Savaşıyorum şimdi. Mutfak aşkı nereden geldi? Ya ben çocukluktan beri hep hayalimdi mutfak okumak yani. Aşçı olmak. Ne güzel. Sonra bunun lisesini buldum. Ve gittim. Çok memnunum valla. Vallahi çok memnunum. Şimdi bunu tabanına yayıyoruz böyle. Bu yaşta böyle bir başarıya ulaşmak çok büyük bir gurur, değil mi? Evet, çok büyük gurur. Aileni düşünemiyorum. Ya ilk de aslında babam hiç istemiyordu bu mesleği. Gerçekten, vallahi. Neden? Çünkü işte başka otellere gideceğim alkollü, alkolsüz yemeklerden dolayı. Ama ben yani istedim, aileme direnmedim de aslında. Yani zorladım, kabul ettirdim, kabul bir şekilde. Ama şimdi benimle gurur duyuyorlar yani. Değil mi? Evet. Ne güzel, bak işte bu çok önemli. İstemedikleri halde başarısız olsaydım onların korkusu işte evet. çıkacaktı ortaya. Sen başarmışsın, tebrik ediyorum seni. Ama şimdi beni gurur duyuyorlar yani. Ya, diyorsun değil mi? İstemiyordunuz, ne oldu? Evet. Yağlı kağıdım. Bu etim T-bone. Hı hı. Bir tarafı kontrfile, bir tarafı bonfile. Bu sert olan kısım kontrfile, yumuşak olan kısım bonfile. Yani hayvanın sırt kısmından çıkan bir et. Bunu az bir şey zeytinyağı ile şey yapıyoruz, marine eder gibi. Masaj. Çok lezzetli olacak gibi hissediyorum. Bunu taze baharatlarımızdan biberiye iki dal şöyle koyuyoruz. Rozmarin. Ahmet. Artık bütün baharatları ezberledim. Çok mutluyum. Kullanıyor muyum? Hayır. Karabiber, pul biber o kadar. Şimdi tane karabiber. Tat vermiyorsam ama şimdi. Thank you.
Şu an bir yerde çalışıyor musun? Yok. Yok, son sınıf okumaya öğrencisi. Devam. Ama bitince iyi yerlere geleceğim inşallah. İnşallah. İşte bak böyle düşünmen çok güzel. Yapabilir miyim, edebilir miyim dersen zaten baştan kaybetmiş oluyorsun. Evet. Kendine özgüvenin. Aynen, güvenmen gerekiyor. Bunu böyle baharatlarını koyup kapattım. Hı. Yağlı kağıtla. Üstüne bir daha kapatacağız. Evet. Bak sen şunu mesela 5 dakikada yaptın. Evet. Çok basit gözüküyor ya. Hani basit derken pratik. Evet, pratik. Bunu ben yapmaya kalksam? Yo, yaparsınız ya. Yapamayacak hiçbir şeysi yok ki. Böyle kapatıyor işte. Gibi. Hiçbir delik olmaması lazım. Sonra bunu bıçakla... Evet. Değil mi? Tamam. Orada ben de yardımcı olurum. Fırını önceden ısıtmamız gerekiyor mu? Evet, 250 derecede. Hı. 40 dakika falan mesela hafif kanlı istiyorsanız, hı, 35 ile 40 dakika arası. Eğer biraz daha kansız, yani nasıl desem, orta iyi pişmiş, pişmişin. Orta pişmişin biraz, hı, üstü. Onda 45 dakika. Dakika. Evet, bunu yapıyoruz ve hazır. Hı, süper. Fırınımıza koyuyoruz. Süper. Evet, fırınımıza koyuyoruz. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Yağlı kağıda koymadan koysak nasıl olur? O tuz bildiğin, değil mi? İçine çeker, evet. İşte ben öyle seviyorum. Çok tuzlu. Mesela bazıları da kuzu gömlek yağına sarıp, yağlı kağıda sarıp yapıyorlar. Evet, o da çok güzel olur. Fırınımıza verdik etimizi, şimdi tatlımızı yapacağız. Evet. Bu tatlı kendime ait olan bir tatlı. Süper. İsmi de Milhanda. Milhanda. Evet. Süper. İsmin de çok değişik. Evet. İsminin anlamını öğrenebilir miyiz bir daha? İsmimin anlamı Ashab-ı Bedir, yani Peygamber Efendimizin savaşa katılıp ölen askerlerin adı. Ay süper. Milhan, aynen. Çok güzel bir isim. O tatlının ismine de Milhanda. Milhanda. Vardı. Evet. Kendi spesiyel tatlım. Ve bu tatlı da ödül almış bir tatlı. Ödül almış. Değil mi? Evet. Evet. Bugün çok şanslıyız. Ödül almış yemek ve tatlı yiyeceğiz. Ona da başlayalım yavaş yavaş. Tamamdır. Ocağımızı yakalım. Evet. 1 litre sütümüzü. Şöyle yardımcı olayım sana. Çok sağ ol. Hemen dur. Bir litre sütümüzü. Çırpıyoruz. Aynen. Kaynamadan 2-3 dakika önce de malzemelerimizi atıyoruz. Hmm. Evet. Malzemelerimiz neler? 6 adet incir, yani küp doğranmış. 5 adet kayısı, 4-5 adet de hurma. Evet. Antep fıstığı, nişasta, az bir şey şeker çünkü incir fazla tatlı olmadığı için. Bayar ömürlü. Evet. Krem şanti ve dekor içinde toz antep fıstığı. Antep fıstığı. Süper. Ailede başka mutfakla ilgilenen var mı? Yok, sadece benim. Onların gururu. Zaten ilgilenen olsaydı sana izin verirlerdi. Ama çok güzel bir şey. Evet, severek yapıyorum. Şu an arkandalar. Arkandalar. Ya. Hepsi. Süper. İstiyorlar mı peki senden yemek? Ya ben evde açıkçası hiç yapmıyorum. Hiç yapmadım daha önce. Allah Allah, hiç. Bütün şefler aynı şeyi söylüyor. Niye? Hiç. Evi hiç götürmüyoruz. Hiç, vallahi hiç yapmadım. Çünkü mesela okulda yapıp geliyorum, yarışmalarda yapıyorum ama evde yapınca sanki babam böyle bahane bulacakmış gibi, annem bahane değil bulacakmış gibi. Değil mi? Beğenmeyeceklermiş gibi. Evet, gibi. Evet, o yüzden yapmıyorum. Hiç yapmadım. Ama tek kalırsam mesela yemek yaparım. Ha, kendine yapıyorsun. Evet, kendim. Ama aileme sen yapmam. Sen aç kalmazsın. Evlendiğin zaman artık. Evet. Diye umut ediyor. Yaparım ya, tabii. Annesi doy. Yapın, yapın. Ananıza da yapın. Ben karıştırayım mı? Olur. Ben karıştırayım. Başka da işimiz yok zaten. Etimiz çıkınca da bunlarla parçalıyoruz. Oh. Ben de vurabilirim değil mi ete? Tabii. Vuracağım. Hep televizyonda görürdüm programlarda. Nasıl evet, kırıyorlar ama diye. Ama genel mesela tuzda balık, tuzda tavuk yaparlar. Aynen. Benim T-bone yani Türkiye'de bir ilk ama değil de olabilir, bilmiyorum. Bilmiyorum. O kadar araştırmadım. Evet. Tatlıyla aran nasıl? Tatlıyla aram. İlk stajyer olduğum zaman Antalya'da lüks bir otelde pastanede çalıştım. Vallahi. Aynen, pastanede çalıştım. Ne güzel. Orada işte sizin
her şeyi almanız gerekiyor bence. Hani evet. Tatlı da yapabiliyor olman çok bu güzel. Bu senede işte sıcak, kasap, soğuk mutfak yani hepsini öğrendim. Yaşın da... Yaşım 18. Genç olmasına rağmen bu kadar biliyorsun ki bundan böyle bir 4-5 sene sonrası ben düşünemiyorum. Valla ben de düşünemiyorum. Valla. Süper olacak. İnşallah o zaman da tanırsın bizi. Tanırsın değil mi bizi? Tanırım, niye tanımayacağım? Büyük bir şef olursan... Gelirim buraya ya. Gel, istediğin zaman. Beklerim. O yeter ya, bırakın isterseniz. Ha. Eliniz yorulmasın. Yok, İşinde ben alıştım yani. Burada. Valla. Tamam, yapın ya. Ben alıştım burada. Ah, narenciye sıktım. Yemek karıştırdım. Çok güzel şeyler öğrendim burada. Evet. Evde yapıyor musunuz peki? Mesela bugün bunu öğrendiniz ya, evde fırsatım olmuyor. Olmuyor. Ama bakayım bu tatlı gerçekten... Evet, kendi spesiyel tatlı. Milhanda'yı yapacağım. Milhanda. Milhanda. Çok güzel bir isim ya. Hani o Marlenka falan var ya kafelerde. O da Milhanda. O tarz. Evet. Düşünsene patlıyormuş o tatlı. O patentini alırım hemen. Bence al. Dur, ben sana söyleyeceğim şimdi yedikten sonra. Yarışmalar mesela nasıl geçiyor? Yarışmalar şöyle. Kasım ayında bir ayda yani 3 defa yarışmaya gittim. Oo. İkisi İstanbul, biri Antalya. İşte Antalya'da çok iyi ödül aldım, derece aldım. Süper. Sonra işte İstanbul Yenikapı'da 2-3 hafta önce vardı. Vardı, evet. Evet, oraya da katıldım. Almanya'da staj fırsatı yakaladım bile yurt dışında. Öyle evet. Mi? Süper. Almanya'da lüks bir Türk mutfağında bir buçuk ay boyunca çalıştım. Harikasın. Orasıyla mesela, oranın mutfağıyla bizim mutfağımızın arasında ne gibi fark var? Çok. Ya dağlar kadar fark. Mesela onların hazır yiyecekler, döner, hamburger, patates kızartması. Mesela bana ilk gittiğimde dediler ki patron, ben senden bir şey istiyorum. Buraya çalıştığın gün boyunca her gün bir tane kendi yemeğini yapacaksın. Tamam dedim. Mesela bir gün hünkar beğendi yaptım. Bir gün kadın budu köfte yaptım. İşte Türk yemeklerini yaptım. Hep benimkiler bitiyordu. Çünkü o adamlar kaç senelerden beri hep aynı yiyecekleri yiyorlar. Evet. Değişik mesela. İşkembe çorbası yaptım. Sevdiler gitti. Mi? Evet. Çok güzel. Zaten kelle paça falan vardı orada. İşkembe yaptık. Yani efsane ya. Benim için çok iyi bir deneyim oldu. Bir Türk'ün yurt dışında böyle başarılı olması benim o kadar hoşuma gidiyor ki. Gurur duyuyorum yani. Çok teşekkür ederim. Seni daha yerlerde göreceğime inanıyorum. Bir restoran açarsam gelirsiniz artık. Tabii ki. Tamam. Gelmez miyim? Davet edersin. Geliriz. İstanbul'da mı düşünürsün? Bir tane daha. Yok ya, İstanbul'da. Bakayım. Ah. Olmuş mu? Fokurdaması lazım değil mi? Yok ya, malzemelerini atalım. Tamam. İncirimizi, şeyimizi, hurmamızı atıyoruz. Kaşıklar. Kayısımıza. Allah. Elim yanmasın. Yok yok. Benim canım yanmaz arkadaş. İncirimizi de atalım. Hepsini atmıyor musun? Yok ya. Çok mu tatlı oluyor? Biraz. Bunu nasıl buldun mesela, bu tatlıyı? Bir kaşık şeker atalım. Bu tatlıyı nasıl buldum? Mesela yemek yarışmalara katılıyoruz ya. Hı-hı. Mesela kuru fasulye yapıyorsunuz değil mi? Hı-hı. Onu değiştirerek. Hı-hı. Mesela size şöyle örnek vereyim. 2015 İstanbul TÜYAP yarışmasındayım. İlk yarışmalarımdan biri. Kuzu kafes yapıyoruz. Ama mesela kivi sosu kullandık altına. Anladınız mı? Kivi sosu. Ya değişik bir şey. Ne kadar değişik olursa o kadar önce hayal insanın gözünüzü boyamanız lazım. Önce göz boyandım zaten gerisi geliyor. Bunu ya, mesela kendin uydurdun. Evet, kendim buldum yani. Ne güzel ya. Hayır, şey de çok güzel. Kendin buldun mesela. Tamam, sen beğendin. Çok büyük bir cesaret bunu o kadar insanın evet, şeyine çıkarmak, evet, onu da yaptım. İlk o yarışmada yaptım işte, onda da bu ikisini yaptım. Yaptığım etle bunu yaptım. Bir de közlenmiş patlıcan çorbası yaptım. Aa, evet. Çok severim. Yani içmedim ama közlenmiş patlıcanı evet. Çok severim. Çok güzel olur. Vallahi
tekrar seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Program böyle tebriklerle geçti. Nişastamıza biraz sulu açıyoruz. O kıvam verecek değil mi? O bağlıyor. Hı, bağlayacak. Daha dünkü programımda dedim ki ben de tatlılarımı nişastayla bağlıyorum. Valla. Ay valla bayağı bir şey öğrenmişim, sevindim. Valla öğrenmişsiniz. Mesela bir anımı anlatayım mı? Anlat. İlk stajyerim, Antalya'da işte pastane diyorum ya. Ustalarım dedi ki 8 kişi falan çalışıyorduk pastanede. Milhan dediler biz bir dinlenmeye gidelim. Sen 50 kilo sütlaç yap. 50 kilo sütlaç yapıyoruz yani. Ama evet. Otelimiz 2500-3000 kişi. Tamam yapalım usta. Ben işte kocaman kazana sütü falan boşalttım. Malzemelerini, pirincini falan attım. Bu alüminyum folyolar var ya işte fırına verdiniz. Onlara dizdim böyle 10 tepsi falan. Bayağı var. 200 tane falan. Hepsini fırınladım. Üstünü kızarttım. Dolaba koydum. Ustam da geldi dedi ki şunu tadına bakayım dedi. Bir baktı ben şeker atmayı unutmuşum. Şaka yapıyorum. Şeker atmayı unutmuşum. Şekersiz oldu. Sonra ben dedim ki sütlü çorba. Ustacığım bunu dedim yaşlılar, diyette olanlar light sütlaç olsun bu dedim. Kabul etmedi. Bir hafta boyunca mesai cezasıydım. Şaka yapıyorsun. Ya öyle bir anım geçti. Ay şeker nasıl unuttun? Ya unuttum ya oğlum. Şeflerinden mesela sana destek olan var. Değil mi? Genelde hep böyle mesela okul hocalarım. Hepsi arkamda. Vallahi. Çok gurur duyuyorum yani. Senin gibi arkadaşların var mı peki? Var. Beraber yarışmalara katıldığımız kendim derece arkadaşım. Alanlar. Derece alanlar da var. Süper. Birbirinizin mesela yemeklerinde kıskandığınız oluyor mu? Yok fazla olmuyor. Çünkü mesela yarışmaya gidiyoruz ya. Biz o okuldan gelmişiz. Çünkü okulu temsil ediyoruz. Temsil ediyoruz. Hepimiz bir çatı altındayız ya. Mesela başkası geliyor. O başka illerden gelmiş. Şimdi onları bastırmamız lazım. Aynen. 2016'da Fethiye yarışmasına gittik. Tüm Türkiye ulusal yani şehir içi bir yarışmaydı. Orada en çok ödül alan okul bizdik. Bir sürü okul vardı aynen. Çünkü öyle olunca bir gurur oluyor. Mesela anons tabii yapılıyor. Ki. En çok ödül alan okul biz seçildik. Bayağı değerli bir şefim var yanımda şu anda. Mesela yarışmalarda en önemli kural hijyen ve temizlik. Değil mi? Mesela lezzeti sunumu bir kenara bırakın. Önemli olan yani temizlik. Temizlik. Bir de israf. Evet, kesinlikle. Çöpe atılan. Bakabilir miyim? Tabii ki. Tamam. Evet. Karıştırın. Tamam. Kokusu güzel. Ay kokusu gerçekten çok güzel. Bunları böyle kaplara alıyoruz. İşte martini bardaklarına falan alıyoruz. Ondan dekor, sunum. Sunumu istediğin gibi kendin. İstediğimiz gibi. Yapıyorsun. Yani bir sanatsal çalışma aynen. Yaparız. Buna var ya şey kuru çilek falan da güzel olur ha. Evet. Değil mi? Ama mesela mevsiminde olan meyveler daha iyi evet. Oluyor. Mesela adam donuk çıkartıyor. Buzdolaptan getiriyor. O olmaz mesela. Yok kurutulmuş biliyorum, çilekler biliyorum, falan biliyorum. Kuru meyveler. O altın çilek falan. Heh aynen. Ben yavaş yavaş vereyim size de karıştırayım. Tamam. Koyulaşınca biraz bana söyleyin. Tamam. Biraz daha. Tamam bence. Aynen. Yeterli. Oldu. Bak sen. Bir kere daha böyle fokurdasını kapat. Tamam. Ay, bebek maması gibi koktu çok güzel. Aynen. Tamamdır. İncir yedim ya tadı kaldı ya çok merak ediyorum tatlıyı. Kapandı tamamdır. Bu biraz dinlensin yani otursun. Tamam. Kaplarımızı alıp ya soğuk ya da ılık olarak da verebilirsiniz. He. Soğuk daha güzel olur ama. Soğuk da güzel olur ama ılık da sütlaç dersin. Sütlaç dersin.
Evet. Sütlaç sever misin? Sütlaç işte severim de o yaptığın hatadan sonra... Bir daha yapmadım. Ayıp aklıma geliyor onu yapınca. Başka var mı öyle anın? Vallahi anım var da şu an hatırlayamadım ki. Mutfakta peki agresif misin? Yoksa yok. Rahat mısın? Rahatsın. Değil mi? Rahatım. Çünkü daha mutfağa tam anlamına girmedim bence. Girmedim. O yüzden. Evet. Hep stajyer oldum ya. Stajyer olduğum için biraz daha öncelik tanında. Evet. Yani herkesin yanında çalışma imkanı buldum ama eğer bir personel olarak girsem daha zorluk çekerim. Çekeceksin. Ama alışırım yani. Bir restoran. Şeflerimiz öyle söylüyor çünkü. Evet. Kapattın mı bunu? Ya kapattım. Şey. Hep bir yetiştirme telaşı olduğu için otomatik olarak stres ve sinir. Evet. Bayağı çoğu sinir, agresif oluyormuş. Mesela Ramazanlarda oruç tutan ustalarımız var. Ay evet. Onlar çok agresif oluyor. Çok. Olurlar. Mesela bir de yemeğin içindesin. Sabah 3000 kişilik, öğlen 3000 kişilik, akşam 3000 kişilik. Toplam 9000, 10.000 kişilik yemek çıkartıyorsunuz günde. Çok zor ya. Çok zor. Ben hep söylüyorum, gerçekten sevilmese yapılacak iş değil yani. Değil. Hani yaptığım bir iki pilavdı, oydu buydu neyse de ev hanımları için değil. Söylüyorum. Sizin yaptığınız inanılmaz büyük bir iş gerçekten ve sanat yapıyorsunuz. Biraz yani, öyle evet. Sunumlar vesaire. Ne yapıyorsun sanat ve sabah? Aynen. Uğraşmıyorsun ki. Aynen. Evet, etimiz çıktı, tatlımız da hazır. Şimdi sunumlarımızı yapacağız. Şefim sana bırakıyorum. Tamamdır. Ben şöyle biraz geri kaçıyorum. Çok alengirli bir sunum olacak. Pek evet. Fazla gözükmüyor ama. Şu an görünüyor alev aldım. Buradayım ben. Kıralım mı siz? Güzel gözüküyor. Ben kıracağım. Tamam. Nasıl kıracağım? Şimdi bunu böyle koyayım. Buradan. Tamam. İşte ay dur ya saçım da... başım yanmasın. Böyle de vurabilirsiniz ya. Şunu da vurayım. Aynen öyle de vurabilirsiniz. Bismillah. Ama gidiyor zaten direkt. Evet. Aa çok zevkli. Al devamı sen getir. Tamamdır. Bozmayayım. İşte şefin kırdığı benim kırdığım. Estağfurullah. Ben sana bir tabak yiyeyim. Evet. Of. Yani şimdi şu yemek ödül almasın da ben mi alayım? Bunları alalım. Şu anda çıraklığımı yapayım ben seni. Zaten kemiği çıkmış burada. Evet. İsterseniz bakın, isterseniz tatlımıza da dekoru... Aynen, tatlımızı da süsleyelim. Bak şuna hiçbir şey eklemeye gerek yok, evet. Değil mi? Gerçekten görüntüsü yetiyor. Toz Antep fıstığı. Hmm. Yeah.
tatlımız. Tamamdır. Evet efendim, dünya birinciliği olan yemeğimiz, etimiz ve tatlımız Milhan'da. Milhan'da evet. Patentini alacağız. Hazır. Ben sabırsızlıkta, yine söylüyorum tekrar her programda olduğu gibi, sabırsızlıkta yemeği bekliyorum. O yüzden programımızı kapatalım. Milhan'cığım, ben sana gerçekten çok teşekkür ediyorum, evet, geldiğin için. Siz gerçekten çok mutlu için oldum. Çok teşekkür ederim oğlum. Aynı zamanda çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Tekrar bekliyorum. İnşallah. Geleceksin. Geleceğim. Evet, izleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.